Herkese merhabalar. Bu videoda borsa endeksleri analizi yapacağım. Öncelikle Amerika'dan S&P 500 ve Nasdaq, daha sonra Türkiye'den BIST 100 ve BIST 100'ün dolar bazlı grafiğini inceleyeceğim. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analiz videolarını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bugün bu video yayınlandı ve yarın altın, gümüş, ons analiz videosu yayında olacak. Normalde cumartesi günleri Bitcoin ve Ethereum analiz videosu da yayınlıyordum. Fakat Bitcoin ve Ethereum'la ilgili hiçbir fiyat değişikliği olmadığı için bu hafta onunla ilgili bir video yayınlamıyorum. Geçen haftaki videoda söylediklerim geçerlidir. Öncelikle Bitcoin ve Ethereum'da bir hareket olur ise düzenli olarak onun videolarını da yapmaya devam edeceğim. Şimdi S&P 500 ile analizlerimize başlayalım. Beni uzun zamandır takip edenler biliyor. Bu S&P 500'de ben satımlarımı 4100 bölgesinden yaptıktan sonra aşağıdan almak için bekliyordum. 3550 ve altına gelirse hisse senedi alımına başlarım. 3350 ve altında endeks ETF alırım. 3120'de de kaldıraçlı piyasada long alırım diyordum. Ve 3120'ye gelme ihtimalini çok düşük görüyorum. Bu düşüş hareketinin de çok dirençli, yukarıya istekli bir hareket olması nedeniyle geçirdiği zaman itibariyle 3350 ve altına gelme ihtimalinin de artık azaldığını düşünüyorum. Yani gelirse 3550 ve 3350 aralığına gelebilir bundan sonra diye geçen hafta söylemiştim. Ve buralardan alımları yapmak lazım demiştim. Şimdi bu hafta da buralara gelmedi. Sanki yukarıya istekli görüntüsü devam ediyor ve şöyle bir yapı oluşturdu. Yukarıya gitmeye çok istekli bir görüntüsü var. Bu hareket yukarıya da gidebilir. Yukarıya gider ise hani beklediğimden öte şu şekilde gelmesini ve Kasım Aralık ayı içerisinde şöyle bir hareket yapmasını bekliyordum. Fakat beklentimin tersine oluşur ise ve bu yukarı tepki hareketi, şu düşüşün tepki hareketi başladı ise şöyle bir yukarı hareket yapabilir. Yaklaşık 4100'lere kadar ulaşan bir hareket görme ihtimalimiz var. Oradan sonra düşüşler yaşama ihtimalimiz var. Eğer yükseliş başladı ise. Tabii bunu daha birkaç gün daha geçirmemiz lazım. Önümüzdeki haftayı bir görmemiz lazım. Kasım ayı Fed toplantısı sonucunda neler olacak onu da görmemiz lazım. Ben bu dalgalı sürecin biraz daha devam etmesini bekliyorum. Aşağıya doğru gelme ihtimali ve benim senaryoma uygun şekilde şu hareketin olma ihtimalini hala daha yüksek görüyorum. Fakat olmayabilir. Dediğim gibi yükseliş hareketi de başlamış olabilir. Her halükarda Amerikan Borsa Endeksinin birkaç ay içerisinde bir yükseliş, bir tepki yükselişi yapmasını yüksek ihtimal olarak görüyorum. Yani buradaki kafamızdaki soru işareti bu tepki yükselişi acaba başladı mı yoksa bir kez daha aşağı inip ondan sonra mı başlayacak? Tek soru işaretimiz bu. Yoksa bir tepki yükselişi yapma ihtimalini çok 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 yüksek görüyorum yıl sonuna kadar Amerikan borsa endeksleri tarafında. Fakat eğer şöyle bir hareket olursa hedefi 4100 olacak. Daha aşağıdan alır ise bu sefer hedefi 4000 bölgesi olacak diye değerlendiriyorum. Nasdaq'a geçelim. Nasdaq'ta da 10800 ve altında hisse senedi alımına başlanabilir diye belirtmiştim. Gelebileceği noktanın en dip 9710.000 aralığı olabileceğini belirtmiştim. Ve geçen hafta yine dalgalı bir süreç yaşadı. Cuma günü de yükselişler yaşadı. Esasında Cuma günü yükseliş yaşamasının en büyük nedeni bence Japonya Merkez Bankası'nın yaptığı müdahale, dolar endeksinin gevşemesi net sebep oldu ve bütün piyasalarda bir yükseliş yaşattı. Tabii bu hareketin işte faydalı olup olmadığını zaman içerisinde göreceğiz. Önümüzdeki hafta tekrar müdahaleye gerek kalacak mı? Japonya'nın da bir değerlenme başladı mı? Trend döndü mü? Bunu göreceğiz. Biraz izlemekte fayda var diye düşünüyorum. Ben 10800 ve altına geldiği zaman hisse senedi alımlarıma ve Nasdaq'ta endeks ETF alımlarından başlamıştım. Hangi hisseleri alıyorum? Hangilerini satıyorum? Hangi oranda alıyorum? Bunları bilmek istiyorsanız katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümüne katılabilirsiniz. Orada her hafta bunları açıklıyorum ve hisse senedi alımı yaptığım zaman ya da satımı yaptığım zaman topluluk sekmesinde üyelere özel paylaşıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler katıl abonesi olup portföy yönetiyorum bölümüne katılabilirler. Şimdi burada da aynı şekilde hareketin ne yapacağını şu aşamada bilmemiz mümkün değil. Ben aşağıya gelme ihtimalini hala yüksek görüyorum. Fakat
gelmeden şöyle bir yukarıya da hareket başlamış olabilir. Eğer aşağıya gelir ise şöyle bir iğneli hareketle birlikte gelebileceği yer 12.400 bölgesi olup oradan satış yiyecektir. Fakat şimdiden eğer bu yükseliş hareketi başladıysa 12.800'e kadar bu hareketin gitme ihtimali yüksektir. Hangisinin olacağını bilmiyoruz. Her halükarda bir yukarı tepki yükselişi olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Önce bir aşağıya yapıp sonra mı yukarı yapacak? Buradan doğrudan yukarıya mı gidecek? Bunu maalesef bilmemiz mümkün değil. Dediğim gibi en önemli olay Cuma günü için Japon Merkez Bankası'nın Japon yenine yaptığı müdahaleydi ve bütün piyasayı yukarıya taşıdı bu müdahale. BIST 100'e geçer isek, BIST 100'de biliyorsunuz ben hep pozitif görüşümü koruduğumu söylüyorum. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya-Ukrayna savaşının başlaması, Doğu-Batı arasındaki savaşın soğuk ya da sıcak bir şekilde Doğu-Batı arasındaki kutuplaşmanın büyümesinin Türkiye'ye faydalı olacağını o günden beri söylüyorum. Yani ana trendlerin artık değişmiş olabileceğini söylüyorum. Borsa İstanbul tarafında. Çünkü Doğu-Batı arasındaki mücadelede Türkiye'nin değeri artar arkadaşlar. Yani konum olarak konum değeri bir anda ikiye çıkar. Konum değeri arttığı için tabii ki içindeki her şeyin değeri artar. İçindeki yöneticinin de değeri artar, şirketin de değeri artar, insanın da değeri artar. Her şeyin değeri artar. Yani Doğu ile Batı arasında mücadele kızıştıkça Türkiye'nin değeri artar. Burada da şirketlerimizin değerinin arttığını görüyoruz. Yani önceki bu Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce yapılan yorumlar, ekonomik yorumlar ya da siyasi yorumların şu anda ben çok etkili olmadığını düşünüyorum. Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte farklı bir düzleme girdi dünyamız ve Türkiye de orada çok değerli bir noktada olabilir. Dolayısıyla şirketlerimiz çok fazla değer kazanabilir. Çok yüksek potansiyele sahipler diye değerlendiriyorum. Ben Borsa İstanbul tarafında orta uzun vadede Rusya-Ukrayna savaşı devam ettiği, Doğu-Batı savaşı devam ettiği sürece pozitif görüşümü koruyorum. Tek bir istisna tabii bunu bu şerhe düşmemiz lazım. Biz o savaşın içerisinde olmadığımız sürece Türkiye çok değerli olacaktır. Fakat eğer herhangi bir tarafta savaşa biz de müdahil olursak bu çok yıkıcı, çok kötü olabilir Türkiye için diye değerlendiriyorum. Bizim savaşta olmadığımız sürece o savaşın devam etmesi bizim faydamıza olacaktır, değerimizi arttıracaktır diye değerlendiriyorum. Burada tabii ki yükseliş ille de böyle olmayacaktır. Arada mutlaka düzeltmeler olacaktır. Gördüğünüz gibi yükseldik. Düzeltme. Yükseliyoruz. Çok yakın zamanda bir düzeltme. Ya da şöyle bir düzeltme olabilir. Önümüzdeki hafta önce birkaç gün küçük bir düzeltme. Sonra hedefine gelip ondan sonra büyük bir düzeltme yaşayıp ondan sonra yükselişler devam edebilir. Ana hat itibariyle yükselişte olma ihtimalimizin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Pozitif hareketin yaşanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama mutlaka arada düzeltmeler olacaktır. Yani bunları çok yıkıcı düzeltmeler olarak değerlendirmemek lazım. Ben ana trendin yukarı olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Önümüzdeki 3-4 ay boyunca daha Borsa İstanbul tarafında bir de dolar bazlı grafiğe bakalım. Dolar bazlı grafikte 205 doların bir direnç bölgesi oluşturabileceğinden, burada bir düzeltme yaşanabileceğinden bahsetmiştim ama gördüğünüz gibi çok net bir şekilde geçti. Üstüne de geçti. Yani çok güçlü, çok yukarıya istekli bir görüntü var şu anda. Bakalım bu görüntü daha ne kadar devam edecek? Yani bir düzeltme yaşayabiliriz. Yukarıdan şöyle işte az önce bahsettiğim gibi burada da bu tarz bir şey olabilir. Yani 205'e sonradan bir retest yapmaya gelebilir. Bir süre sonra ondan sonra yükselişine devam edebilir. Burada da ben hani 2-3 ay daha görüntünün yine pozitif olacağını düşünüyorum. Fakat bir yerden sonra sert olaylar yaşanabilir. Oraya daha zaman olduğunu düşünüyorum. Yani Borsa İstanbul tarafında ben pozitif görüşümü korumaya devam ediyorum. Şurayı bir milat olarak kabul etmek lazım. Yani 2022'nin Şubat ayı işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı ya başladığı zaman. Burayı bir milat kabul etmek lazım. Bundan önce yaptığınız tüm yorumlar artık bu dünyada geçersizdir. Bu dünya artık farklı bir dünya. Bu dünyayı
Buna göre yorumlamak lazım. Buna göre değerlendirmek lazım. Eğer hala bu eski taraftaki yorumlarla burada da hareketlerin olacağını düşünüyorsanız yanılırsınız diye değerlendiriyorum. Dünya bu tarihten itibaren farklı bir evreye girdi. Türkiye de o evrede çok değerli bir noktada olacaktır diye düşünüyorum. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.